12 Eylül davasında sona gelindi. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savcı mütalaasını okudu. Savcı mütalaasında sanıklar Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma Evren ve Şahinkaya'nın son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi. Kuveyt'te oynanan maçta hakem bir oyuncuya yumruk attı. El Arabi ile El Nasser arasında oynanan karşılaşmada hakem Saad El Fadli El Nasser takımı aleyhinde penaltı verince ortalık karıştı. El Nasser oyuncuları bir anda hakemin etrafını sararak kendisine tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında öfkesine hakim olamayan hakem bir futbolcuya yumruk attı. Oyuncu yere düşünce diğer futbolcular da hakeme saldırmak istedi. Çileden çıkan hakem ise önüne gelene kırmızı kart gösterdi. İki oyuncunun atılmasının ardından penaltı kullanıldı ve gol oldu. Gerginlik santra vuruşunda da sürdü. Oyunu başlatan futbolcu topu doğrudan hakemin üzerine atınca o da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Böyle tesadüf görülmedi. Yanlış bir numara çeviren şahıs karşısında bakanı bulunca kendisine şaka yapıldığını sandı. Belki iyi günler dilerim. Hakiminle görüştüğünüzü merak etmediniz değil mi? Kiminle görüştün? Ben Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 24 televizyonunu ziyaretinde çalan bir masa telefonuna yanıt verdi. Arayan kişi konuştuğunun Bakan Yıldırım olduğuna inanmazken şahsın yanlış numarayı çevirdiği anlaşıldı. Şaka değil ya. Şaka olur mu? Cemil Bey, şaka olur mu ya? 24'te birazdan seyredin. Ya, iyi akşamlar. Hadi sağ olun. İnanmadın değil mi? 24'te seyredin. İnanmadım. Binali Yıldırım görüşmenin sonunda arayan kişinin numarasını yardımcılarına iletti ve sorununun çözülmesi talimatını verdi. Ünlü şarkıcı Beyoncé, dünya turnesi kapsamında ziyaret ettiği Yeni Zelanda'da haka dansı yaptı. Beyoncé hayranlarının hoş geldin demek için yaptığı geleneksel haka dansına eşlik etti. 25 erkek hayranının korkutucu sesler çıkararak yaptığı dansa Beyoncé da aynı şekilde vahşi ve korkutucu yüz mimikleriyle karşılık verdi. Beyoncé'un dansı tam not aldı. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Değirmenli Belediyesi'nin Belediye Başkanı Nurettin Celep, benzeri görülmemiş bir eyleme imza attı. Kefen giyen Celep, belde belediyelerinin kapatılmasına tepki gösterdi. Nüfusu 2000'in altında olduğu için statüsünü kaybeden 40 beldenin belediye başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde bir araya geldi. Değirmenli Belediyesi'nin Belediye Başkanı Nurettin Celep de toplantıya kefen giyerek katıldı. Bir konuşma yapan Celep, kentteki 40 belde belediyesinin kapatılmasına tepki göstermek amacıyla kefen giydiğini açıkladı. Kefeni niçin giydik? Onu açıklayalım. Biliyorsunuz kefen, insanlar mezara defnedilirken üzerlerine giydirilir. Bizler Türkiye'de 1582 tane belde belediye başkanı görevimizin başında görevimize devam ederken maalesef kefen giydik. Belediye başkanlarının koruması belediye başkanlığı yaptığı beldelerin halkıdır.
Emir Sultan Hazretlerinin yakını olan ve Bursa'da bir semte adını veren Seyit Pir Emir Mehmet Hazretlerinin türbesinin kapısını tekmeyle kıran hırsızlar, içinde 150 liranın bulunduğu yardım kasasını çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda ilk önce kapıyı yoklayan hırsızların kilidi kırmaya çalıştıkları ama başarısız oldukları görülüyor. Kilidi açamayan hırsızlar kapıyı tekmeyle kırıyor ve içeri giriyor. Hırsızlar uzun mücadelenin ardından da parmaklıklara zincirli olan kasadaki 150 lira parayı alıp kaçıyor.